Merhaba sevgili seyirciler, yine bir Gökkuşağı programına hoş geldiniz. Bu haftada, geçenler haftalarda size söz verdiğim gibi Zeynep Hanım davetimizi kabul etti ve bizimle burada farklı farklı konuları işlemeye hazır. Evet Zeynep Hanım, hoş geldiniz. Merhaba canım, merhaba. Merhaba. Zeynep Hanım bildiğiniz gibi bireysel gelişim sistemlerini, kendi çalışma sistemini geliştirmişsiniz ve yaşam koçusunuz. Ama biz bu konuya değinmeyeceğiz bu hafta. Geçen sizle konuştuğumuz gibi yin ve yang üzerine sohbet edeceğiz. Edecektik ilk baştan. Yalnız bundan önce ben sizin bir yazınızı okudum. Acı Çemberi diye. İlk önce oradan bir girsek, çünkü çok merak ediyorum bu konuyu. Sonra öbür tarafa geçiş yaparız. Tamam. Aslında zaten birbiriyle bağlantılı konular. Tek başına. Yani zaten yin yang dediğimiz zaman hiçbir şeyi birinden öbüründen ayıramayız yani. Var olan her şey yin veya yang veya yin yang'ın ortak farklı seviyelerde karışımından oluşuyor. Dolayısıyla acı çemberlerini ondan ayrı bir konu olarak görmeyiz ama ben önce acı çemberleri kavramını biraz anlatayım o zaman. Bu kavramı ben yarattım. Öncelikle bunu söyleyeyim. Naçizane nasip oldu. Birçok insanın enerji alanında çalışmalar yapıyorum. 25 yıldır yapıyorum ben bu çalışmaları. Ve birçok farklı da teknik kullanarak yapıyorum. Yine de bütün bilgilerimizi kullandığımız halde insanın bazı zamanlarında, bazı insanların bazı zamanlarında ya da belli konularında var olan soruna çözüm üretmek için çaresiz kalıyorduk. Ben çaresiz kalıyordum kendi adıma. Çaresiz kaldığımı itiraf etmeyen bir insan asla olmadım. Bunu ben yapamıyorum, benden daha iyileri vardır, o zaman bunu bulmak size düşer. Ya da şöyle bir adreste bir de kendinize deneme yapmanız gerekir. Bazı insanları doğrudan doğruya, yani bu öyle enerjiyle falan ilgili değil, sizin başka türlü durumlarınız olabilir, hekimlerle bu konuda görüşmeniz gerekir gibi her zaman yaklaşımlarım açık olmuştur benim. Nadir olan bir açıklık yalnız bu danışmanlık işleriyle ilgilenen arkadaşlarımızda pek sık olan bir durum değil. Yok, ben kendi adıma tanıdıklarımın hepsinin böyle olduğunu söyleyebilirim ama olmayanlar da olabilir mi? Olabilir, bilemiyorum. Ben kimsenin günahını da almak istemem. Kimsenin arkasından da konuşmaktan hiç hoşlanmam. Ve Eckhart Tolle'nin bir kitabı var. Acılarla ilgili bir kitabı var. Acı Beden diye bir şeyden bahsediyor Eckhart Tolle kitabında. Onu okurken bir gün bir farkındalık geldi bana ama ne olduğunu sözlere o gün dökebildiğim bir farkındalık değildi. Evet, böyle bir şey var. İnsanlar acıyı tercih ediyor olabiliyorlar gerçekten. Fakat bu ona tutunmak ve orası konfor alanı, oradan çıkamamak falan falan gibi basit şeylerle açıklanamaz diye düşündüm ben. Açıklayabilen de vardır. Ben iddia edemem en iyisini ben açıklıyorum diye. Kendi adıma bu kadar basit açıklanamaz bu. Orasına alışkın, onun için oraya kaçıyor. Çok basit bir cümle. Evet, gerçekliği de var. Fakat bu benim sözünü ettiğim diğer o hiçbir şekilde bulundukları yerden çıkamayan insanlar için geçerli olmadı. Çünkü acıya kaçmak şudur. Birisi gelir size bir yardımda bulunur. Bir terapist olabilir, bu bir psikolog olabilir, bu bir psikiyatr olabilir. Bir yardımda bulunur. Siz oradan bir çıkarsınız, silkelenirsiniz, kendinize gelirsiniz, rahatlarsınız. Sonra en ufak bir tetikleyici karşısında yine eski alana dönersiniz, yine aynı o acının içine düşersiniz, zavallı ben dersiniz. Bunu anlarım. Benim sözünü ettiğim şey hiç değişmeyen bir durum. Hep aynı. Böyle mutsuz, umutsuz, keyifsiz, çaresiz, hayata katılmak istemiyor ve bu değişmiyor olan bir durum. Bilinç dışı yapılan bir bir şey olması lazım. Bunu biçimi. O kişiyi orada tutan bir şey olması lazım. Ne? İşte bunu ararken şunu fark ettim. Biz duyguları da var olan her şeye yaptığımız gibi ikiye ayırıyoruz. İyi duygular ve kötü duygular. Ya da olumlu duygular ve olumsuz duygular. Böyle bir şey yok. Duygu duygudur. Duygu bir titreşim. Yani şimdi
Düşük titreşim, yüksek titreşim diyoruz ya, hertzlerinden bahsediyorlar insanlar. İşte biri 7 hertz, biri 12 hertz, biri 42 hertz, neyse çok, bir şey. Bu hertzler insanların çok anlayacağı şeyler değil. Ama voltajı herkes anlıyor. 220 volt elektrik kullanıyoruz biz Türkiye'de. Hepimiz 220 volt elektrik kullanıyoruz Türkiye'de. Evlerimize bizim gelen elektrik 220 volt. Amerika'da 110 volt kullanılıyor. Amerika'daki ev aletlerinin hepsi 110 volt ayarlı. Eğer başka bir ülkeden bir alet gelirse ve 110 volt'a ayarlanmamışsa, evde voltajı yeniden düzenleyen, eskilerin transformatör bulundurmak lazım evde dedikleri aletlerden bulundurup onunla elektriği düzenlemeleri gerekiyor. 220'yi 110'a çevirecek bir alet bulundurmaları gerekiyor. Ya da bizim ülkemizde 110 voltluk bir alet gelirse bizim de onu 220'ye çevirecek bir alet bulundurmamız gerekiyor. Şimdi bunlar sadece voltajlar. O 220 volt, bu da 110 volt. Bu daha iyi, bu daha kötü diyebilir misiniz? Orada ona ihtiyaç var, burada buna ihtiyaç var. Ya bu kadar. Sadece ihtiyaçlara göre farklı titreşimlerde farklı elektrikler geliyor evimize diyebiliriz ancak. İşte bütün duyguların titreşimini de böyle görmek lazım. Üzüntü düşük titreşimli enerji taşıyor diyemeyiz. Kötü diyoruz. Buna kötü hiç diyemeyiz. Ya da sevinç yüksek titreşimli enerji taşıyor ve bu daha iyi diyemeyiz. Komik oluyor bunu söylemek aslında. Bunu enerji olarak gerçekten görüyorsak. Evet. İşte o zaman fark etmeye başladım ki bizim bu ayrımı yapıyor olmamız, bu iyi, bu kötü, bu güzel, bu çirkin ayrımı yapıyor olmamız ve toplumsal veriyle, toplumsal bakış açısıyla bu durumu özdeşleştirip, birleştirip kendi hayatımızda kullanıyor olmamız bizde sorun yaratıyor. Duygular aslında bizim bedenimizi beslemesi gereken titreşimlerden ibaret. Kendi içimizde ürettiğimiz bedenimizi beslemesi gereken titreşimlerden ibaret. Eğer bir alışkın olduğumuz durumu artık yaşayamayacaksak özlem duyuyoruz ona. Düşük titreşim oluyor. Şimdi neye göre düşük titreşim oluyor? Özlem bir parça, bir şey, bir varlığımızın bir parçası. Biz o parçamızı sevmeyecek miyiz? Sevmiyoruz bazen. Neden sevmiyoruz? Çünkü böyle öğretildi. Canımız acıyor, üzülüyoruz. İnsanlar özlemlerini dile getirmezler. Ne zaman özlemlerimizi dile getirmemiz mesela yasaklandı bize insanlara? Bir fikriniz var mı? Ben size söyleyeyim. Buyurun. Haçlı seferleri döneminde. Haçlı seferlerinde evlerdeki erkekler evlerden ayrıldılar, savaşa kadınlar, gittiler. Kadınlar evde kaldılar tek başlarına. Oğlu, kardeşi, babası, kocası yok. Kadın kadına yaşıyorlar. O diğerlerin hepsi uzakta. Hem hayatla mücadele ediyorlar kadın başlarına. Yapamayacakları işler de var kadınların. Bugünün koşulları gibi bakmayın. Şimdi kadın vinç kullanıyor ama o zaman vinç yok. Yani demiri yerden kaldırmak için kaba kuvvet gerektiğinde 5 kadın birleşip bir erkeğin kaldırdığını kaldırabiliyor. Basit bir şey yani, örnek bu. Ve hepsi aynı durumda. Hepsi ailelerinin dışarıda olan erkek bireylerine karşı orada olsalar, keşke gelseler duygusundalar. Fakat söylemek yasak. Bu bir zayıflık olarak kabul ediliyor. Belki bilmiyorum tabii, o zaman da yaşadımsa bile yaşadığımı hatırlamadığıma göre. Şimdi ben hikaye yazıyorum. Belki hainlikle suçlanıyorlar, toplumun dışına itiliyorlar. Kocasını özleyen geri gelsin gitmesin askere diyen kadına belki vatan haini diyorlar. Bilmiyoruz ki, ya da dava haini diyorlar. Ve özlemler baskılanmaya başlandı. Yaslar da böyle. Bir ailenin bir çocuğu öldüğü zaman ya da bir babası, annesi, birisi öldüğü zaman bizim özellikle Anadolu kadınımız giderdi Timus bezinde ağlardı, evet. Ağıt yakardı. Ağıt yakar ve ağlardı. Timus bezinin bulunduğu yer aslında bizim duygularımızın makamı. Oradan aşağıya indirebilirsek bedenimizi besliyor o duyguların titreşimi.
indiremezsek orada sıkışıyor. İşte sıkışınca acıya dönüşüyor. Bunun sevinçle de ilgisi var, biliyor musunuz? Sevinçleri de biz burada sıkıştırıyoruz. Çünkü birçok yerde, toplumda sevinmek de yasak. Bir dedeye sormuşlar, niçin Anadolu'da çocuklarını sevmez insanlar diye. Demiş ki dede, bizi adalarımız çok sevdi fakat biz çocuklarımızı sevemedik. Çünkü biz savaştan çıktığımız zaman her evde ölüler vardı. Ve çocukların birçoğu yetimdi, öksüzdü. Kendi çocuğumuzu sevsek diğerinin çocuğu üzülür diye çocuklarımızı sevinmedi. Biz sevgiden mahrum bıraktık. Gerçekten dedi. Tüylerim diken diken oldu şu anda. Sonra böyle güzel bir duygu, empat yaklaşımıyla başlayan bu durum kısa bir zaman sonra Anadolu'da anneler babalar çocuklarını daha büyüklerin yanında sevmezlere döndü. O zaman için o normal, gün ne kadar güzel yani bir şeyken, uygundu. O evet, gün ne kadar değerliydi. Güzel bir şeyken, sonra çocukların gelişiminde ne kadar eksiklik yaratan bir şeye dönüştü. Şimdi ne oluyor? Adam çocuğunu sevmek istiyor ya da kadın çocuğunu sevmek istiyor. Sevemiyor. Ayıp. Doğdu çocuk diye sevinçle oley demek istiyor. Diyemiyor. Bu da bir sevinç duygusu. O da burada baskılanıyor. Ve baskılanan bütün duygular zaman içinde kendi içlerine çöke çöke, çünkü yindir duygunun enerjisi ve dışarıdan içeriye doğru hareket eder, merkezinde toplanır. Oradan akıtmak gerekir. Akamazsa içine toplana kristalize hale gelir. Parçalar. Sıkıştırmaya başlar ve acıtır. Acıya dönüşür. Ömür boyu taşıdığımız acılarımızdır bunlar bizim. Ve benzer titreşim geldikçe o ona yapışır, o güçlenir. Ve dediğim gibi içine doğru dönen bir spiral düşünün. Çember halinde hareket eder. Onun için acı çemberi dedim ben bunların ismine. İşin güzel tarafı, bunlar değiştirilebilir ve dönüştürülebilir. İşin zorlayıcı tarafı, eğer değiştirilip dönüştürülmezse, bunlar oluşmuş enerjilerdir. Evrensel yasalara baktığımız zaman bir enerji bir kere üretilmişse bir daha asla kaybolmaz deniyor. Kişi bedenini burada bırakıp gidiyor. Beden toprağa giriyor. Bilinç gidiyor. O çemberler nereye gidiyor biliyor musunuz? Atmosfere takılı kalıyor. İşte siz bir yerden bir yere yolculuk ediyorsunuz. İstanbul'dan Ankara'ya gidiyorsunuz. Ankara'ya ilk defa geliyorsunuz. Üstelik düğüne gidiyorsunuz. Ama o düğün salonunun olduğu yerde eğer birileri bir acı çemberleri bırakmışsa zamanında, düğün salonu olmadan önce orada ne vardı bilmiyoruz ki. Birileri yaşıyordu, bir şeyler bıraktılarsa, o acı çemberleri orada duruyorsa, sizin de o yaşanan acı çemberini oluşturan durumla ilgili içinizde atalarınızdan kalma yazalım ya da çocukluk yaşlarınızdan kalma titreşimler varsa rezonans yasası çalışıyor. Siz geliyorsunuz, o burada duruyor, onunla çarpışıyorsunuz, içinizdeki titreşimle rezone olup onu dipten yukarı çekmeye başlıyor. Düğüne geliyorsunuz, kahkaha atmaya, çöküyorsunuz, kalıyorsunuz, oturuyorsunuz ve anlamıyorsunuz niçin bu kadar mutsuz olduğunuzu. Evet. Sonra o tetiklenen çemberler, sizin içinizdeki çemberler bir şekilde arındırılmazsa işte sizi böyle tutuyor ve ne yapılırsa yapılsın siz çıkamıyorsunuz oradan dışarı. İşte o yüzden acı çemberlerini tespit edebilmek mümkündür. Tespit edip dönüştürmek mümkündür. Ben de böyle bir sistem geliştirdim. Şimdi arzu edersen kendi yaptığımı, yani insanlara uyguladığımız farklı çalışmalarda var ama bireysel olarak nasıl kullanabileceklerini de minik bir örnekle azıcık bir böyle bir görsel olarak yani olsun. Bir insanlar gözünün önünde canlandırabilsin. Evet. Nasıl bir çalışma? Bir kişiye şöyle bir şey önerelim. Bir odasına gitsin, ortasına bir yatabileceği büyüklükte bir alan yaratsın odasında. Hı hı. Ve kendisinin içine sığabileceği büyüklükte bir sicimle bir bu yatağın üstünde kesin. De olabilir mi? Yatağın yer mi olması üstünde, lazım? Yerde. Nere olursa. Etmez. Herhangi hı hı. bir yer olabilir. Bahçede, hiç önemli değil. Yani bir yerde kendisinin içine yatabileceği
bir halattan oluşmuş bir çember oluşturabileceği bir yer yaratsın. Hı-hı. Neresi olursa olsun. O çemberi acı çemberi olarak kendisi imgelesin. Onun o çemberin kendi içindeki acı çemberi olduğunu düşünsün. İmgeleyemeyen en azından düşünebilir. Düşünsün. Çember bu diyelim. Değil mi? Çember bu. Tabii çok daha büyüğü bunun, hı-hı, ama bu. Burada kendisi duruyor. Dursun. Bu acı çemberi benim neremde duruyor diye düşünsün, içine dönsün, baksın kendisine. Herhangi bir duygu, his, hareket olduğunda bu dışından çemberin içine adım atsın. İçine girsin, ayakta durabilir, oturabilir, içine yatabilir, fark etmez. Duygu tamamen geçip kendisini gerçekten rahat hissedene kadar orada kalsın. Bunu bu sadece bunu da mı düşünsün yoksa bunu yapsın mı fiziksel bedende? İsteyenler imgeleme güçleri yüksekse bütün bunların hepsini imgeleyebilirler. Yapmaları, fiziksel olarak yapmaları gerekmez. Hı hı. Ben imgeleme gücü henüz gelişmemiş, yeterince olmayan insanlar için, fiziksel, maddesel şeylerden ancak anlayabilen insanlar için böyle bir teknik, hı hı, anlatıyorum. Girsinler, o duygu tamamen geçene kadar orada 3, 5, 10, 20 dakika kendilerine zaman ayırsınlar ve çıksınlar. Gerçekten büyük bir hafiflik yaşayacaklarını düşünüyorum. Bugüne kadar anlattığım ve uygulayan insanlar da işe yaradı. Biz bunun çalışmalarını da yapıyoruz. Yanlış anlamayın. Yani bireylere toplu aile dizimleme sistemleri esaslarını ele alarak böyle çalıştay düzenleyip herkese kendi acı çemberlerinden arınma günü de yapıyoruz aralarda. 3-4 senede bir kere. Çünkü çok kapsamlı ve yorucu bir çalışma aslında, çok kalabalıkta yapıldığında. Ama bu bireysel olarak bile böyle yapılabilecek bir şey. İçlerinde yin enerji birikimi olduğu zaman biz bunları fiziksel olarak da görebiliyoruz. Nasıl oluyor yang bu? Yang enerjinin durumlarını, sıcaklık, mesela yangı, enflamasyon gibi, hı hı, durumlarla görüyoruz onun çok fazla aktif olmasını. Yin enerji ise dediğim gibi dışarıdan içeriye, kendi merkezine doğru dönen bir enerji oluyor ve merkezinde toplanıyor. Vücutta yağ bezeleri, kistler, polipler oluşuyor. Hepsi zararlı değil, çok şükür Allah'a. Fakat işte yin enerjinin, kendi içine dönen yin enerjinin akmasına izin vermemek vücutta bu tür blokajlara sebep oluyor. Biz onları işte o zaman ancak görebiliyoruz. Hissediyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Sonunda ben buradayım diyor. Yani böbrek taşı gibi düşünün. Böbrek taşı da deriz ki biz, korkunun artık taşlaşmış hali deriz. Böbrekler korkuyla çalışır deriz. Bu da böyle. Bir duygum var. Duygumu yaşamıyorum. İçine birikiyor. Artık o da orada maddeleşiyor. Varsa bir yerinizde sivilce dahil olmak üzere böyle birikmiş enerji, bilin ki küçük ya da büyük bir şey bastırılmış. Akıp gitmesine izin vermediğiniz bir duygu enerjisiyle karşı karşıyasınız. Yani siz böyle anlatırken şimdilik benim kafamın içinden geçen hani örneklem olduğu için ister istemez siz anlatırken ben burada görselleştirip canlı, yani sorularla çalışılıyor. Çok var ya. Var. Yani bastırılmış, yani bu bastırılmış duygular var. Şey, bakın, çok var. Şimdi siz Almanya'da yaşıyorsunuz mesela. Bizim insanlarımız işte 1950'li yıllardan itibaren Almanya'da yaşamaya başladılar. Önce çok azdı, sonra daha çoğaldı. Şimdi 3 milyon, 3,5 milyon civarında Allah'a şükür Türk artıyoruz var, diyebiliyorum. Orada doğmuş 3. nesil çocuklar bile aslında Türk köken enerjileri buraya bağlı olduğu için uyumsuzluk hala yaşıyorlar. Var. Neden? Çünkü ne oralılar, hı hı, ne buralılar. Halbuki buralı hiçbir bağları kalmadı aslında. Sadece yani Türk'üz demek dışında Türkiye topraklarıyla hiçbir bağları yok aslında. Ama Türk'sün. Ama Türkler ve kökleri, atalarının kökleri, hı, burada. O yüzden bu bağı yaşıyorlar. Ama bunu baskılamak istiyorlar, dile getirmemek istiyorlar, söylememek istiyorlar. Çünkü herkes aynı durumda, kime ne söyleyeceksin durumu var.
aşağılanma korkusu var. Toplumda beğenilmeme duygusu, korkusu var. Öyle bir boyuta geldi ki o durum, şimdi ben de birebir yaşayan bir insan olarak, benim de çocuklarım oldu. Orada büyüdüler, şu anda ikisi de yetişkin. Normalizeleştiriliyor. Yani öyle. Öyledir o zaten deniliyor. Ama işte bir aidiyetlik insanız. Bir yere bir aidiyetlik duygusu bizim beslenmemiz için ihtiyaç. Aynen, köken enerjimiz neredeyse oradan beslenmemiz. Bozuk yani, var ama bozuk. Aynen. Çünkü Türk, sen tam Türk değilsin çünkü buradasın. E burada da zaten yabancısın. Tamam, ben hani tamam bir Türk, herkes diyor Türk'e benzemiyorsun, farklısın diye. Ama özünde Türk'üm. Evet, tabii ki. Konuşmaya başlayınca sen de mi Türksün falan diye böyle tamam, ne oradansın ne buradansın. Aynen. Bu yani milyonlarca insanın yaşadığı, yani ilk nesille bu bitmedi. Üçüncü nesil, yani dördüncü nesil geliyor evet, artık. Dördüncü nesil. Hala okullarda Türk olarak, yani onlar Türk. Aynen öyle. Dolayısıyla işte bu duygu bastırılmak zorunda. Bu normalize edilmeye çalışılması normal olduğu anlamına gelmiyor. Olağan olduğu anlamına gelmiyor. Kendini normlara, korumak için. Normlara uyabilir, normal olabilir ama olağan değil. Hı hı. Yani insanın doğasıyla uyumlu değil. Sağlıklı değil. Sağlıklı değil. Dolayısıyla ben bakıyorum Almanya'da dördüncü nesil gençler, hepsi için hepsi böyledir demiyorum. Fakat ciddi sorunları olan çok genç var. Çok gidiyorum geliyorum Almanya'ya, o yüzden orada görüyorum insanları, yaşam biçimlerini. Çok ciddi sorunları olan gençler var. İşte onlara bu tür çalışmaları yapabilsek, müsaade etseler, müsaade gençlerimiz edilse, tanımlansa, hani en azından ya bir deneyelim desek, rahatlayacağın desek. Gerçekten oradaki neslin hayatında büyük rahatlama olacaktır. Bakın, oradaki neslin hayatında rahatlama olduğu an biz de burada rahatlayacağız birçok şeyden. Niçin? Çünkü biz hala bağlıyız. Oradaki değişim burayı etkilememesi mümkün değil. İlk gidenlerden daha Allah'a şükür annem de hayatta. Ona bakarsak tutunmalar, bastırılmış duygular aldığı şekli bize verdi. Biz altı kardeşiz. Her halükarda onlar bizim gerçekliğimiz oldu, tabii doğrumuz ki oldu. Ve tabii bastırılmayı, doğruluk ne kadar da huzursuz etse bu seni. Hani bir şey vardı, bir rahatsız eden bir durum var ama öyle öğreniyorsun. Bir şekilde sonradan yalnız, baba erken öldüğü için, anne tek kaldığı için hayatta kalmak zorundasın. Yabancı ülkedesin, annene destek çıkmaya çalışıyorsun. Aslında içten yanlış olduğunu hissettiğin duyguları bile öyle olması gerekiyor. Hani ne yapabilirim ki diyorsun. Kabul ediyorsun, halbuki, bastırıyorsun. Evet, benim böyle bir duygum var. Ben şimdi üzgünüm, ağlayacağım, böğüreceğim, sabaha kadar tepineceğim. Üç gün kendimi kapatacağım, dövüneceğim kardeşim, basacağım Timus'uma yumruğu. Güçlü olacağız. Yapamadık. Güçlü olacağız. Güçlü her şeyimizi kendimiz yapabileceğiz. Güçlü kadınlarız. Başımız dik yürüyoruz. Yani bunlar, ben son yaptığım çalışmalarda, kendim de kadınlara yönelik yaptığım çalışmalarda, bu kadar güçlü olmak neden zorundayız? Hiçbir fikrim yok. Biz neden, insan olarak neden söyleniliyor? Neden söyleniyor? Güçlüyüm, kendi başıma her şeyi yapıyorum. Kızımı güçlü yetiştiriyorum, erkek gibi yetiştiriyorum. Hele erkek gibi yetiştiriyorum, ne gerek var? O bir neden kız yani oldum kötü mü oluyor? O bir kız çocuğu, niye erkek gibi yetiştiriyorsun? Erkek olunca, geçen bir arkadaş söyledi, eşinden ayrıldı yeni. 4-5 yaşlarında bir kız çocuğu var. Ben kızımı kendi başıma da erkek gibi yetiştiririm, toplum içinde başına bir şey, bir de böyle yaparak. Niye dedim, kız olarak kalsa? Sıkıntı mı var yani? Daha mı düşük? Daha mı kötü? Neden bunu daha hala hani benden daha yaşça küçük bir insan, benden sonraki nesil diyebilirim, ufak bir kız var ve hala aynı şey kullanılıyor. Evet. Ama Türkiye'de de kullanıyoruz zaten. Erkek Fatma, erkek gibi çocuk, maşallah erkek gibi. Ya biz kadınız, kadın gibiyiz. Erkekler i̇şte kadınlar, erkek gibi olsunlar. Bu kadar yani. Kız çocukları, anneler bu söyleme İltifat olarak kabul ediyor. Evet. Ama bir erkek çocuğuna kız gibi çünkü, denildiği zaman dünyanın hakareti. Çünkü erkeklere daha fazla değer verilen bir bakış açısının içinde yaşıyoruz. Ve bu sadece Türkiye'de değil, bu sadece dünyanın geneli biraz değil. Genel olarak ataerkil toplumların içinde yaşıyoruz bizler. Evet. Erkeklerin bizi yönetmeye çalıştığı dünyada yaşıyoruz. Kadınlar yönetilmemek için erkekleşmek yerine, ki erkekleşiliyor, erkeklere duygusallığı öğretebilirlerdi. Baskılamayın çocuklar duygunuzu. Erkekler de ağlar, neden ağlamasın diyebilirlerdi. Artık diyebiliriz. İnsan ağlar.
Evet, biz insanız. Heh. Erkek ya da kadın fark etmiyor. İnsan ağlar. Etten, kemikten, sudan, kastan. Her ikimizde de aynısı. Aynı fikirdeyim. Yani orada o kadar çok, yani benim düşeceğim sadece bu zamanda bile. Bunu böyle konuşuyor olmak hala. Yani bu kadar erkek erkek gibi, erkek yetişir, erkek yaparı. Şu anda bir resim geldi gözümün önüne. İstanbul'a ilk geldiğimde yine bu sefer sağ olsun bir arkadaşla oturup kahve içmiştik. Tam dibinde o ölen kadınların, 2019'da ölen kadınların bir çalışma var. Ayakkabıları duvara yapılmış. Anlatamam. Gördüm, paylaştın resmi. Anlatamam içime verdiği darlığı. Tamam, biliyorsun elbette ki, görüyorsun, dinliyorsun bunların olduğunu, ama o kadarını bir arada görmek bir kadın olarak, yani bu kadar değerli bir varlığı diyeyim ben, canı içinde besleyen, büyüten bir varlığın, yeniye minicik şeyi doğurup büyütebilen bir varlığız kadınlar olarak o şekilde. Ve sorsan herkes kadınlar çiçektir, kadınlar değerlidir, ne bileyim nedir. Oo, dünyanın lafını sarf ediyor. O zaman o kadar ayakkabının orada ne işi var? Kadınların problemi bu, erkeklerin değil. O ayakkabıların orada olması kadınların problemi. O ayakkabıları oraya çaktıracak o erkekleri erkekler değil, kadınlar yetiştiriyor. Kökeni biraz önce mi? Ne evet. dedin? Biraz önce dedin ki çocuğumu erkek gibi yetiştiriyorum diyor kadın dedin. Evet. Doğru mu? Toplumda ayakta kalabilsin. Hayır. Diye. Sen kız çocuğusun, kız çocukları gibi yumuşak, sevgi dolu, duygularını özgürce yaşayan bir varlık olacaksın. Zekanı duygularınla birleştirip duygusal zeka olarak insanların hizmetine sunacaksın. Ve erkek çocuğu da varsa çevrede, erkek çocuğuna da kız çocukları kaba kuvvetten anlamazlar. Siz kaba kuvvetlerinizi lütfen kendi ağırlık anlamazsa taşımak için kullanmak gerektiğine kendinize öğretin, anlatın ve inandırın. Anneler bunu yapacak. Yapmıyorlar. Sonra da neden kız çocukları bilmem ne oluyor diye üzülüyoruz. Ama anneler de muhtemelen aynı çaresizliklerden geldikleri için o dengeyi kuramıyorlar. Yin enerjilerini yang ortaya çıkararak, aktif olan, güçlü olan, basan, vuran enerjiyi ortaya çıkararak aşağı indiriyorlar. Bu da bir acı çemberi yaratıyor. Toplumsal çember bu. Evet. Evet. Belki bir gün toplumsal acı çemberi içinde bir çalıştay yaparız. Şu anda konuşurken aklıma geldi. Olabilir. Çok olabilir. Doğru ama. Çok doğru. Olur. Çünkü toplumsal baskı nedeniyle de kadınlar, bilhassa yalnız kadınlar diyeyim ben. Yani eş ölen, yalnız kalan, çocuklar olan, ayakta kalabilmek için toplum içinde bunu... Eşi olan kadınlar da hiç merak etme, aynı şeyi yapıyorlar. Hepsi yapıyorlar. Kadınlar kendi içlerinde kadınlara düşmanlar. Ama hissettiğim dönemler, yani bana da yansıtan bilinçli olarak yapmıyorlar. Kadını zayıf olarak görme alışkanlığı yüzünden aslında onların düşmanlığı zayıflığa, o yüzden de kadınlara düşman çıkıyorlar. İçlerinde farkında olmadıkları bir düşmanlık var. Değiştirebiliriz. Ne zaman değiştirebiliriz? Bunu yaratan bütün acıları temizlediğimiz zaman. Baskılanmış bütün duyguları bırakacağız. Dünyayı yıkayacak o duygular. Ondan sonra yeni bir dünya çıkacak inşallah. Çok güzel söylediniz. Bırakacağız. Akacak. Akacak. Arınacağız. Evet. Nehrin suyunu bıraktığınız zaman geçerken sen taşsın, sen kayasın, sen topraksın. Akıp geçiyor. Sen ağaçsın diye bakmıyor. Her şey akıp geçiyor. Temizleyebileceği akıp her şeyi geçiyor. Temizliyor. Evet. Ve toprak akıyor. Bizi yeri içine alacağı zaman, öleceğimiz zaman sen iyi insandın, sana ben toprağı açıyorum, içimi alıyorum. Sen kötü insandın, seni almıyorum demiyor. Aynen. Herkes giriyor. Yani evet. Nasip olursa tabii ki. Duygularımızın da iyisi giriyor. Kötüsü yok işte onun gibi. Aynen, bırakırsak yıkar geçer. Alışılmış bir konuşma, kelime seçme alışkanlığımız var diyeyim ben. İfade etme alışkanlığımız var. Onun için nasılsın dediğinde de bile, yani düşün, hafif titreşimdeyim veya yüksek titreşimdeyim diye kesinlikle söylenilen bir şey değil. İyiyim veya kötüyüm. Aynen. Veya hallice. Aynen. Orta. Bu şekilde. Her şeyi iyi ve kötü bağlamında görmeye alıştırıldık maalesef. Tanımlama şeyimiz var. Yani tanımlayacağız. Onun bir yeri olacak. Bir biçimlenecek. Heh, ondan sonra rahatlıyoruz. Çünkü zihnimiz böyle anlıyor. Duygulardan anlamayan parçamız.
Yeni nesil diyeyim ben, yeni çağın şeyiyle bozarız bu zihni. Biz bu oyunu bozarız diyelim burada. Biz bu oyunu değiştiririz diyelim. Bozarız demeyelim de değiştiririz diyelim. Madem ki sözlerin değerine bakıyoruz, o zaman doğru sözler seçelim. Tamam, biz değiştiririz. Biz bu oyunu değiştiririz. Yeniden kurgularız. Ki oyun devam edecek. Tabii ki. Oynayacağız. Oynamaya devam edeceğiz. Oynamaya geliyorsak devam dünyayı edeceğiz. Oynayacağız. Aynen. Oyun olarak görürsek de hafifleriz. Evet, bence de. Çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Yine çok ediyorum. Güzel bir sohbet oldu. Umarım insanlara katkımız olmuştur. Umarım bu söylediğim çalışmayı daha çok ve daha çok ve daha çok insan yapar. Ve ne kadar çok insan yaparsa o kadar çok duygu akar ve arındırma yaratır topraklarımızda cümlemizin. Hepimizin, dünyamızdan bahsediyorum topraklarımıza derken kimse lütfen sadece bir yerden bahsettiğimi düşünmesin. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben böyle teşekkür bir çalışmayı ediyorum. Da bizimle paylaştığınız için. Seve seve. İnsanlar evde varsa içini daraltan bir şey, sıkıştıran bir şey denesin. Denesinler, ne olacak? Denemekten zarar gelmez. Kimseye demiyoruz ki mutlaka sizin işinize yarar. Deneyin, belki işinize yarar diyoruz. Ya toparlar ya da olduğu gibi kalırsın. Ama deneyerek zaten insan fark edebilir faydası olup olmadığını. Aynen. Onun için inşallah sizlere katkımız olmuştur. Bu ufacık bir seans hediyemiz olsun. Seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için inşallah tekrar bir daha görüşürüz. Görüşürüz. Sizle konumuz çok Zeynep Hanım. Evet sevgili seyirciler, yine bir gökkuşağı programının sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşme dileğiyle hoşça kalın.